İmanuel Kant, Pratik Usun Eleştirisi. Giriş. Pratik Usun bir eleştirisi düşüncesi üstüne. Usun kuramsal kullanımı yalnız bilgi yetisinin nesneleriyle uğraşıyordu. Usun bu kullanımı bakımından bir eleştirisi gerçekte yalnız bilgi yetisiyle ilgiliydi. Çünkü bu yeti kolaylıkla sınırlarının ötesine geçerek Ulaşılmaz nesneler ya da birbiriyle çelişen kavramlar arasında kendini yitirdiğine değin ve daha sonra doğrulanan bir kuşku uyandırıyordu. Us'un pratik kullanımı ile ilgili durum başkadır. Bu kullanımda us, tasarımlara uygun nesneleri ortaya koyan ya da bu nesneleri ortaya koymak için belirleyen, daha doğrusu kendi nedenselliğini belirleyen bir yeti olan istencin belirleme nedeniyle uğraşır. Çünkü burada us en azından istenci belirlemeyi başarabilir. Yalnız istemek söz konusu olursa her zaman usun nesnel gerçekliği vardır. Bu durumda ilk soru şudur. Salt us istenci belirlemede kendi kendine yeterli mi yoksa us istencin deneysel koşulu diye mi belirleme nedeni olabilir? Burada salt usun eleştirisiyle doğrulanan ancak deneysel tasarıma elverişli olmayan bir nedensellik kavramı, daha doğrusu özgürlük kavramı işe karışır. Şimdi biz bu özelliğin gerçekten insan istencine özgü olduğunu kanıtlayacak nedenler bulabilirsek, salt usun pratik olabileceği ortaya çıkmakla kalmayacak. Dahası deneysel nitelikte sınırlanmış usun değil, yalnız salt usun koşulsuzca pratik olduğu da açıklığa kavuşacak. Bu nedenle biz salt pratik usun değil tersine genelde yalnız pratik usun eleştirisini izleyeceğiz. Çünkü hepsinden önce salt usun varlığı ortaya konursa eleştiri gerekmez. Salt us her kullanımın eleştirisi için gereken ölçüyü içerir. Pratikus eleştirisinin genel bir yükümlülüğü vardır. O da istencin belirleme nedenini yalnız kendinin ortaya koyabileceği savunda bulunan deneysel olarak koşullanmış usu engellemektedir. Varlığı ortaya konursa salt usa özgü kullanımı içkin, buna karşın kendinin tek egemen olduğu savunda bulunan deneysel koşullu usun kullanımı aşkındır. Alınını bütünüyle aşan ölçüsüz beklentilerle, buyruklarla kendini açığa vurur. Bu durum kuramsal kullanımında salt us konusunda söylenebileceklere aykırı gelir. Yine de burada usun pratik kullanımının temelinde salt usun bilgisi bulunduğundan pratik usla ilgili bir eleştirinin genel çizgilerine göre bölümlenmesi kuramsal us eleştirisinin bölümlenmesine uygun biçimde düzenlenmelidir. Böylece elimizde pratik usun eleştirisinin bir öğeler öğretisi ve yöntem öğretisi bulunması gerekecek. Birincisinin ilk bölümünde doğruluğun kuralı olarak bir analitik ve pratik usun yargılarındaki kuruntunun sergilenmesi ve çözümü olarak bir diyalektik olacak. Yalnız analitiğin alt bölümünün kuramsal usun düzeninin eleştirisindekinin tersi olacak. Çünkü elimizdeki eleştiride ilkelerden başlayarak kavramlara ve kavramlardan elden geldiği yerde duyulara gideceğiz. Oysa kuramsal usta duyulardan başladık ve konuyu ilkelerde bitirme gereğinde kaldık. Bunun dayandığı neden de şudur. Bizim burada üzerinde durduğumuz istençtir ve usun nesnelere ilişkisi içinde değil, istençle ve istencin nedenselliği ile bağlantısı bakımından ele alıyoruz. İşte burada deneysel olarak koşullanmamış nedensellik ilkelerinden işe başlama gereği vardır. Ancak bundan sonra kavramlarımızı böyle bir istencin belirleme nedenlerini, sonunda da özneyi, öznenin duyusallığına uygulama denemesi yapılabilir. Özgürlükten doğan nedensellik yasası açıkçası herhangi bir salt pratik ilke kaçınılmazcasına bir başlangıç yalnız kendisiyle ilişkili nesne, yalnız kendisiyle ilişkili nesneleri belirliyor. 1. bölüm Salt Pratik Usun Öğeler Öğretisi 1. kitap Salt Pratik Usun çözümü 1. kesim Salt Pratikus'un İlkeleri üstüne 1. açıklama Pratik ilkeler birçok pratik kuralı kapsayan istancın genel belirlemesini içeren önermelerdir. Bu önermelerin içerdiği koşul yalnız öznenin istancı için Yine öznece geçerli görülürse onlar öznel ya da maksimlerdir. Bu koşul her us taşıyan varlığın istenci için geçerli diye bilinirse önermeler nesnel ya da pratik yasalardır. Ek. Salt usun kendi içinde pratik açıklaması, istenci belirleyen yeterli bir neden içerdiği benimsenirse pratik yasalar var demektir. Bu nedenin bulunmadığı yerde bütün pratik ilkeler yalın maksimler olur. Uz taşıyan bir varlığın tutkusal olarak uyarılmış istencinde bu varlığın kendiliğinden tanıdığı maksimlerle pratik yasalar arasında çatışma olabilir. Söz gelişi bir kimse hiçbir yermeyi karşılıksız bırakmamayı, ona katlanmamayı maksim edinebilir. Ancak bunun pratik bir yasa değil, yalnız kendi maksimi olduğunu bilir. Buna karşılık her us taşıyan varlığın istenci için bir kural olursa, bir ve özdeş maksimde kendi kendisiyle uyuşmazlığa düşebilir. Doğa bilgisinde ortaya çıkan olayın ilkeleri, doğanın da yasalarıdır. Çünkü orada nesnenin yapısıyla belirlenen usun kullanımı kuramsaldır. İstancın yalın belirleme nedeniyle ilgili pratik bilgi de insanın edindiği ilkeler, bağlı kalınması gereken yasalar değildir. Çünkü pratik alanda us nesne ile açıkçası istek duyma yetisi ile ilgilidir. Bu nedenle kural bu yetinin özel yapısına göre değişik doğrultulara yönelebilir. Pratik kural her zaman usun bir ürünüdür. Çünkü pratik kural eylemi etkinin aracı olarak amaç edinir. Ancak usta istencin hiçbir belirleme nedeni bulunmayan bir varlık için bu kural bir buyruktur açıkçası eylemin nesnel zorunluluğunu dile getiren bir gereksinimle belirtilen bir kuraldır. Burada us, istenci eksiksiz belirleseydi, eylem de kesin kes bu kurala göre olurdu. Anlamı çıkar. Bu nedenle buyruklar nesnel gerçekliktedir. Öznel ilkeler olan maksimlerden büsbütün ayrıdır. Buyruklar ya yalnızca etki ve bu etkiyi sağlama bakımından Etkileyen neden olarak ustaşıyan bir varlığın nedenselliğini özgü koşulları belirler. Ya da etki konusunda yeterli, yetersiz olsun, yalnız istenci belirler. İlk durumda buyruklar koşullu olur ve yalnız beceri buyurtularını içerir. İkincisinde bunun karşıtı ortaya çıkarak buyruklar kesinleşir ve yalnız pratik yasalar olur. Öyleyse ilki olan maksimler buyruk değildir buyruklar koşullanmış ise istenci yalnız istenç olarak değil de istenen bir etkiye göre bilirlerse koşullu buyruk pratik buyruntu olur. Yasa olmaz. Yasalar istenen etkiyi sağlayacak gücün var mı ya da bu etkiyi ortaya çıkarmak için ne yapmalıyım diye bir soru sormamdan önce istenci istenç olarak getirince belirlemelidir. Böylece kesin olmalıdır yoksa yasa olmazlar. Çünkü yasalar pratik olmak için tutkudan gelen, dolayısıyla istençle gelişi güzel ilgisi bulunan koşullardan bağımsız olması gereken, zorunluluktan yoksun kalır. Söz gelişi bir kimseye, yaşlılığında dara düşmemesi için gençliğinde çalışkan ve tutumlu olması gerektiğini söylemek istencin doğru ve önemli pratik bir buyurtusudur. Oysa bu eşit ölçüde var olduğu düşünülemez. Usun yasa kolayca görülür. Bu duyulan eğilimin ne olduğunu, kişinin kazandığı kendi yetisi dışında kalan başka yardım kaynaklarına yönelip yönelmediğini, ileri bir yaşa ulaşıp ulaşmayacağını umup ummadığını ya da ya da darlık durumunda azla yetinmeyi düşünüp düşünmediğini eylemde bulunana bırakmak gerekir. Zorunluluk taşıyan her kuralın tek kaynağı olması gereken us bu bu yurtusuna da zorunluluk sağlar. Ancak bu zorunluluk özneldir bütün öznelerde eşit ölçüde var olduğu düşünülemez. Us'un yasa koyucu olması için yalnız kendi kendini varsayması gerekir. Çünkü kural bir us taşıyan varlığı ötekinden ayıran gelişi güzel, öznel koşullara bağlanmadan geçerli olursa nesnel ve genel geçerdir. Oysa bu eşit ölçüde var olduğu düşünülemez. Usun yasa kolayca görülür. Bu duyulan eğilimin ne olduğunu, kişinin kazandığı, kendi yetisi dışında kalan başka yardım kaynaklarına yönelip yönelmediğini, ileri bir yaşa ulaşıp ulaşamayacağını umup ummadığını ya da darlık durumunda azla yetinmeyi düşünüp düşünmediğini eylemde bulunana bırakmak gerekir. Zorunluluk taşıyan her kuralın tek kaynağı olması gereken os bu buyurtusuna da zorunluluk sağlar. Ancak bu zorunluluk özneldir. Bütün öznelerde eşit ölçüde var olduğu düşünülemez. Usulün yazı koyucu olması için yalnız kendi kendini varsayması gerekir. Çünkü kura bir us taşıyan varlığı ötekinden ayıran gelişi güzel öznel koşullara bağlanmadan geçerli olursa nesnel ve genel geçerdir. Şimdi bir kimseye hiçbir zaman yerine getiremeyeceği bir iş için söz vermemesi gerektiğini söylemek bu yolla amaçlarına ulaşabilirsin ya da ulaşamazsın yalnız o kimsenin istencini ilgilendiren bir kuraldır bu kuralla önsel olarak eksiksiz belirlenen ise yalınç istençtir bu kural pratik bakımdan doğru bulunursa kesin bir buyruk niteliği taşıdığından yasadır Bundan pratik yasaların nedenselliği ile neyin elde edildiğine bakılmaksızın yalnız istençle ilgili olduğu ve bu yasaların salt olarak sağlanması için de nedensellikten soyutlanabileceği sonucu çıkar. 2. Önerme 1 İstek duyma yetisinin bir nesnesini istenci belirleme nedeni olarak varsayan bütün pratik ilkeler, hepten deneyseldir ve pratik yasaları ortaya koyamaz. İstek duyma yetisinin içeriğinden anladığım gerçekliği istenen bir nesnedir. Bu nesneye istek duyma pratik kuraldan önce gelir ve pratik kuralı ilke yapmanın koşulu olursa, ilk söyleyeceğim, bu ilkenin her zaman deneysel olduğudur. Çünkü kişisel eğilimi belirleme nedeni bir nesnenin tasarımı ve bu tasarımın özne ile ilişkisidir. İstek duyma yetisi bu nesneyi gerçekleştirme yoluyla belirlenir. Özne ile kurulan böyle bir ilişkiye bir nesnenin gerçekliğinden haz duyma denir. Bu haz duyma kişisel yönelmeyi belirleme olanağının koşul olarak tasarlanmalıdır. Ancak herhangi bir nesnenin tasarımından bu tasarım ne olursa olsun haz mı, acı mı vereceği yoksa ona ilgisiz mi kalınacağı önsel olarak bilinemez. Böyle durumda kişisel yönelmeyi belirleme nedeni ve bu nedeni koşulsayan pratik içerikli ikiler her zaman deneysel olma gereğindedir. İkinci olarak yalnız sazlı ya da acıyı duyumlama yetisinin öznel koşuluna bu her zaman deneysel olarak bilinebilir ve her uslu taşıyan varlık için eş türde geçerli olmaz. Dayanan bir ilke bu yetiyi taşıyan özne için maksim olabilir. Ancak bu maksim için bir yasa işi göremez. Bu nedenle de böyle bir ilke pratik bir yasa sağlayamaz. 3. Önerme 2 Bütün içerikli pratik ilkeler ilke olarak bir ve eş türdendir. Hepsi de ben sevgisi ya da kişinin özel mutluluğu ilkesine bağlanır. Bir nesnenin varoluşu, tasarımından gelen haz. Bu nesneye istek duymayı belirleme nedeni olduğu oranda öznenin duyumlama yetisinin de temelini oluşturur. Çünkü bu haz bir nesnenin varlığına bağlıdır. Bu durumda haz duygusuyla ilgilidir. Onun bir tasarımın duygulara göre özneyle bağlantısını değil de kavramlara göre nesneyle ilgisini dile getiren anlıkla ilişkisi yoktur. Hazancak nesnenin gerçekliğinden öznenin beklediği beğenme duygusunun istek duyma yetisini belirlediği oranda pratiktir. Şimdi taşıyan bir varlığın bütün yaşamı süresince varlığına eşlik eden yaşam beğencinin bilinci mutluluktur. Bunu kişisel yeylemeyi oluşturan en yüksek neden yapma ilkesi ben sevgisi ilkesidir. Böylece kişisel yeğlemeyi belirleme nedenini herhangi bir nesnenin gerçekliğinden duyulan haz ya da acıda bulan bütün içerikli ilkeler hep eş türdendir. Bunların hepsi ben sevgisi ya da kişinin özel mutluluğu ilkesine bağlıdır. Sonuç Bütün içerikli pratik kurallar istencin belirleme nedenini aşağı bir aşamada olan istek duyma yetisine dayandırır istenci yeterince belirleyen yalın biçimsel yasalar olmasaydı hiçbir yüksek istek duyma yetisi onaylanamazdı. Ek 1. Kesin görüşlü kimselerin aşığı ve yüksek istek duyma yetileri arasında haz duygusuna bağlı tasarımların kaynağının duyularda ya da anlıklı bulunduğu kanısına vararak bir ayrım yapabilmeleri şaşırtıcıdır. Çünkü istek duymayı belirleme nedenleri araştırılır da bunların herhangi bir nesneden beklenen beğenmede bulunduğu görülürse bu beğenilen nesne tasarımının nereden kaynaklandığının değil de nedenli çok hoşa gittiğinin söz konusu olduğu anlaşılır. Bu tasarımın yeri ve kaynağı anlıkta olsa da bu tasarım kişisel yeğlemeyi öznede bir haz duygusunu varsayarak belirleyebiliyorsa tasarımın kişisel yeğenememe nedeni olması ancak bütünüyle iç duyunun yapısına, bu iç duyunun beğenilir nitelikte tasarım aracılığıyla uyarılmasına bağlıdır. Nesnelerin tasarımları birbirinden nedenli, ayrımlı olursa olsun ister anlığın ister duyu tasarımlarının karşıtı durumunda olsun tasarımların niteliğini taşısın. Bunlar yalnız istenci belirleme nedenini oluşturması haz duygusuna bağlıdır bu duygu her zaman ancak deneysel olarak bilinebilmesi bakımından değil, istek duyma yetisinde kendini açığa vuran özdeş yaşam gücünü uyarması açısından da tek ve eş türlüdür. Bu bağlamda başka bir belirleme nedeninden ancak aşaması dolayısıyla ayrılabilir. Böyle olmasaydı istek duyma yetisini en çok uyaranı yerlemek için tasarım türleri birbirinden büsbütün ayrı olan iki belirleme nedeni büyüklük bakımından nasıl karşılaştırılabilirdi? Bir kişi ancak bir kez eline geçen çok öğretici bir kitabı bir hava çıkma uğruna okumadan geri verebilir. Bir şölene geç kalmamak için güzel bir konuşmayı yarıda kesip gidebilir. Oyun masasına oturmak için başka zaman çok değer vereceği önemli konuşmanın geçtiği söyleyişiden ayrılabilir başka bir gün yardım etmekten büyük bir kıvanç duyacağı bir yoksulu, cebinde ancak bir tiyatro biletine yetecek parası olduğundan geri çevirebilir. İstenç belirlemesi, herhangi bir nedenden beklediği beğenme ya da beğenmeme duygusuna dayanıyorsa, hangi tür tasarımla uyarıldığı ona göre birdir. Seçim yapmak için onu ilgilendiren ancak beğenmenin nedenli yoğun, nedenli sürekli, sağlanmasının nedenli kolay olduğu ve nedenli sık yinelendiğidir. Türetmek üzere parayı gerekseyen bir kimse için her yerde eş değerde geçerli olması koşuluyla altının dağdan kazılarak mı kumdan yıkanarak mı elde edilmesi birse yaşamın tadını çıkarmayı amaçlayan bir insanda tasarımların anlık mı yoksa duyu tasarımları mı olduğunu sormaz. Yalnız bunların ona sağlayacağı eğlencenin büyüklük ve yönünden uzunluğuna bakar. Salt usun istenci herhangi bir duygu varsaymaksızın belirleme gücünü yatsımak isteyenler yalnız kendilerinin önceden bir ve özdeş ilki altında topladıkları nesneleri sonradan büsbütün ayrı türde görecek durumda kendi açıklamalarından sapabilirler. Söz gelişi bir kimsenin yalın gücünü kullanmaktan Amacımıza ulaşmak için karşımıza çıkan engelleri aşarak tinsel gücün bilincine varmaktan, düşünsel yeteneklerini geliştirmekten kıvanç duyduğu görülebilir. Yerinde olarak bunlara daha ince kıvançlar ve eğlenceler deriz. Çünkü ötekiler gibi bunların da tükenmemeleri elimizdedir. Bunlar kendilerinden kıvanç duyduğumuz oranda beyni duygusunu güçlendirir. Eğlenirken de geliştirir. Ancak istenci duyulardan ayrı bir yolla istediklerinde bunların beyni uyandırma olanı bu kıvancın ilk koşulu olarak bizde ona uygun bir duygunun bulunmasını gerektirir. Bu metafiziğe burnunu sokmak isteyen bilgisizlerin özde konusunda söylediklerine benzer. Bu kimseler özdeyi öylesine ince öylesine ipince düşündüklerinden gözleri kararır. Böylece özdeyi yer kaplayan tinsel bir varlık olarak kavradıklarına inanırlar. Biz epikürle birlikte Erdem'in sağlayacağı kıvançla istenci belirlediğini düşünürsek sonradan onu bu kıvancı en kaba duyuların verdiğiyle özdeş saydı diye suçlayamayız. Çünkü bu duyguyu uyandıran tasarımların yalnız gövdesel duyulara uygun geldiğini söyledi diye onu suçlayacak bir neden yoktur. Tutarlı olmak bir bilginin en büyük yükümlülüğüdür. Ancak bu çok seyrek görülür bağdaştırıcılığın geçerli olduğu çağımız oranla eski Yunan okullarında bu tutarlılığın pek çok örneğini buluyoruz. Nitekim çağımızda çelişik ilkeleri içeren, doğruluktan büsbütün yoksun ve sığ belirli bir ortaklaşa dizge geliştirildi. Çünkü bu dizge her konuda söz eden, bilmeden bilir görünüp her telden çalan kalabalıkça beğenilir. Kişisel mutluluk ilkesiyle bağlantılı olarak anlık ve us Nedenli ne çok kullanılırsa kullanılsın, bu ilke istenç konusunda aşığı istek duyma yetisine uygun belirleme nedenlerinden başka bir nesneyi kapsamaz. Bu durumda ya sürekli istek duyma yetisi yoktur ya da salt-us kendince pratik olma gereğindedir. Bu da herhangi bir duyguyu varsaymadan, dolayısıyla her zaman ilkelerin deneysel koşulu olan istek duyma yetisinin içeriği durumundaki Beğenme ya da beğenmeme tasarımlarına gerek duymaksızın istenci pratik kuralın yalın biçimiyle belirleyebilmek demektir. Ancak us, istenci kendiliğinden belirlediğinde gerçekten yüksek bir istek duyma yetisidir. Tutkusal olarak belirlenen istek duyma yetisi buna bağlıdır. Tutkusal olarak belirlenen istek duyma yetisinden gerçekte tür bakımından ayrıdır. Tutkusal etkilerin en ufak ölçüde ise karışması yüksek istek duyma yetisinin gücünü ve üstünlüğünü sarsar. Bu durum matematiksel bir kanıtlamada koşul olarak en küçük deneysel bir öğenin işe karışması sonucu kanıtlamanın değerini azaltması ve etkisini yok etmesi gibidir. Uz pratik bir yasayla haz yasadan kaynaklı bile haz ve acı duygusu işe karışmadan dolaysız olarak istenci belirler. Ancak salt us olarak pratik kalabildiğinden yasa koyucu olabilir. Ek 2 Mutlu olmak her us taşıyan sonlu varlığın zorunlu isteğidir. Dolayısıyla da istek duyma yetisinin kaçınılmaz bir belirlenme nedenidir. Çünkü bütün varlığıyla kıvanç duyması, onun doğuştan kazandığı bir nesne ya da bağımsız olarak kendi kendine yetmenin bilincini gerektiren bir kutsallık değildir tersine sonlu varlığın ona yüklediği kaçınılmaz bir sorundur. Çünkü bu varlık gerekseyicidir. Bu gerekse işte onun istek duyma yetisi içeriğiyle ilgilidir. Durumundan kıvanç duyması için neyi gereksediğini belirleyen özel bir haz ya da acı duygusu nedeniyle ilişkilidir. Ancak bu belirleme nedeni öznece yalnız duygusal olarak bilinebildiğinden bu ödevi bir yasa diye görme olanaksızdır. Çünkü yasanın nesnel nitelikte bütün durumlarda bütün uz taşıyan varlıklar için istencin özdeş belirleme nedeni olması gerekir. Çünkü mutluluk kavramı her zaman nesnelerle istek duymiyeti arasındaki pratik ilişkinin temelinde bulunmasına karşılık yine de öznel belirleme nedenlerinin genel adıdır. Belli bir nesneyi belirlemez. Öte yandan pratik görevde tek geçerli sayılan bu belirleme olmadan hiçbir sorun çözülmez. Kişinin kendi mutluluğunu bulduğu yer onun haz ve acı ile ilgili özel duygusuna bağlıdır. Dahası özdeş ve tek özne de bu duygunun değişmelerine göre ortaya çıkan gereksinmelerin ayrımlılığı da buna dayanır. Böylece öznel yönden zorunluluk taşıyan bir yasa nesnel bakımdan çok gelişigüzel pratik bir ilkedir. Değişik öznelerle çok değişik olabilmekte ve olmalıdır da. Bu nedenle hiçbir zaman bir yasa ortaya koyamaz. Çünkü mutluluk isteği gündeme geldiğinde söz konusu yasaya uygunluğun biçimi değil yalnız içeriktir. Açıkçası yasaya göre davrandığında kıvanç duyup duymayacağım nedenli kıvanacağımdır. Ben sevgisinin ilkeleri gerçekte genel becerinin kurallarını içerebilir. O zaman bunlar yalnız kuramsal ilkeler demektir. Ancak bu ilkeler üzerinde kurulan pratik bu yurtlarda hiçbir zaman genel olmaz. Çünkü istek duyma yetisini belirleme nedeni hiçbir zaman genelliği ve özdeş nesnelere yöneldiği onaylanamayacak olan haz ve acı duygusuna dayanır. Ustaşıyan sonlu varlıkların kıvanç ve acı duygularının nesneleri olarak neyi benimseyeceklerini, dahası bunun gibi ilk nesnelere ulaşmak, ve ötekilerden kaçınmak için hangi amaçlardan yararlanmaları gerektiği konusunda eş düşüncede olduklarını varsayalım. Bu durumda onlar ben sevgisi ilkesini pratik yasa niteliğinde ortaya koyamazlardı. Çünkü bu düşünce birliğinin kendisi de gelişigüzel olurdu. Belirleme nedeni her zaman öznel gerçeklik taşır ve salt deneysel olurdu. Bu belirleme nedeninde Önsel nedenler yüzünden nesnel sayılan ve her bir yasada bulunduğu düşünülen zorunluluk olmazdı. İşte o zaman bu zorunluluk pratik değil tersinde yalnız fiziksel nitelik taşır. Açıkçası başkalarını esnerken görüp esnemek gibi eğilimimiz dolayısıyla itirdiğimiz kaçınılmaz bir eylem olurdu. Öznel ilkeleri salt öznel değil de bütünüyle nesnel zorunluluğu olan deneyle değil usla önsel olarak bilinmesi gereken pratik yasalar aşamasına yükseltmektense hiçbir pratik yasanın bulunmadığını yalnızca isteklerimiz konusunda bir takım örgütlenmelerin varlığını ileri sürmek daha iyi olurdu. Birbirlerine uygun görüşlerin kurallarına ya önsel olarak bilindiğinde ya da bilgimiz daha derinlere gider de nesnen nedenlerden önsel olarak bilinebileceği kanısına varıldığında doğa yasaları denir. Ancak salt-öznel pratik ilkelerin nesnel değil de öznel olan kişisel yeğleme koşullarına dayanması gerektiği böylece pratik yasalar değil de her zaman maksimler diye tasarlanabilecekleri koşulu getirilmiştir. İlk bakışta bu son konuya değinmem sözcük eklaması gibi görülebilir. Oysa bu, pratik araştırmalarda göze batabilecek en önemli ayrımın sözcükle belirlenmesidir. 4. Önerme 3 Ustaşıyan bir varlık maksimlerini pratik genel yasalar olarak düşünürse bunları istencin içeri değil salt biçimi bakımından belirleme nedenini içeren ilkeler niteliğinde düşünebilir. Bu nesne ya istencin belirleme nedenidir ya da değildir. Nesne istancın belirleme nedeni ise istancın kuralı deneysel bir koşula bağlıdır. Bu yüzden pratik yasa olamaz. Şimdi bir yasa bütün içeriğinden her türlü istanç nesesinden soyutlanırsa geriye bir genel yasa koymanın yalın biçiminden başka bir nesne kalmaz. Bu durumda ust taşıyan bir varlık kendi maksimleri olan öznel pratik ilkelerini ya genel yasalar diye düşünmez ya da maksimlerini pratik yasalar niteliği kazandırarak onları genel yasaya uygun kılınan bu maksimlerin biçimi olduğunu belirleme gereğinde kalır. Ek Maksimlerde hangi biçimin genel yasa koyuculuğa elverişli, hangisinin elverişsiz olduğunu en sıradan anlık bile öğretilmeden ayırt edebilir. Diyelim ki iyisi bulunduğum varlığı çoğaltmayı maksim edindim. Şimdi elimde iğreti olarak bana verilmiş, iyisi ölmüş, üstelik de bu konuda yazılı belge de bırakmamış para var. Bu doğal olarak maksimime elverişli bir durumdur. Şimdi bu maksimin genel pratik bir yasa geçerliği taşıyıp taşımadığını bilmek isterim. Bunun için maksimimi şimdiki duruma uygularım ve onun bir yasa biçimi alıp almayacağını, bundan dolayı da verildiğini kimsenin kanıtlayamayacağı, iğreti bir nesneyi herkesin yatsıyabileceğinin bir yasa yapılıp yapılamayacağını sorarım. Sonra birdenbire anlarım ki böyle bir ilke yasa olarak kendi kendini yok eder ve kimsenin kimseye iğreti bir nesne bırakma olanağı kalmazdı. Benim sandığım pratik yasanın Genel yasayı elverişli olması gerekir. Bu kendi kendisiyle özdeş ve kendiliğinden açık bir önermedir. Şimdi istancımın pratik bir yasaya bağımlı olduğunu söylersem, eğilimimi genel pratik bir yasa olmaya elverişli belirleme nedeni diye ileri süremem. Çünkü bu genel yasa olmaya uygun düşmediği gibi, genel bir yasa biçimine getirildiğinde de kendi kendini ortadan kaldırır. Bu yüzden anlayışı kimselerin mutluluk isteğinin ve dolayısıyla kişilerin bu istek aracılığıyla istenci belirleme nedeni yaptıkları maksimlerinin genelliğini düşünerek bu mutluluk isteğini genel bir pratik yasa diye ortaya atmaları şaşılasıdır. Çünkü başka durumda genel bir doğa yasası her nesneye uyumluklar. Oysa burada maksime bir yasa genelliği kazandırılmak istendiğinde uyumun düpetüs karşıtı korkunç bir çatışma ortaya çıkar. Ve maksimin kendisi de amacı da büsbütün yok olur. Çünkü herkesin istencinin nesnesi bir ve özdeş değildir. Her kişinin kendine özgü bir istenç nesnesi vardır. Bu başkalarının kendi kendilerine yönelik amaçlarıyla bağdaşabilirse de bir yasa için yeterli değildir. Çünkü burada ara sıra ortaya çıkan ayrılıklar sonsuzdur ve bunlar kesinlikle genel bir kural kapsamına girmez. Bu yolla ortaya çıkan uyum bir taşlamada dile getirilen kendilerini yıkıma sürükleyen karı kocanın tinsel uyumuna benzer. Ne olağanüstü uyum. Erkek ne isterse kadın da onu ister. Ya da Kral 1. Frans'ın İmparator 5. Karl'a bağlılığı konusunda anlatıldığı gibi. Kardeşim Karl ne istiyorsa ben onu isterim. Deneysel belirleme nedenleri dışsal bir genel yasa koymaya elverişli olmadığı gibi bir içsel yasa koymaya da uygun değildir. Çünkü her kişi kendi öznesini, bir başkası da gene kendi öznesini eğilimine temel edinir. Öyle ki bir özne de ağır basan bir eğilimin yerini başka bir eğilim de alabilir. Bütün eğilimleri bir koşula göre yönetecek, hepsini her bakımdan uyumlu kılacak bir yasa bulma olanağı yoktur. 5. Ödev 1 Maksimlerin salt yasa koyma biçiminin tek başına bir istenci belirlemede yeterli neden olduğu varsayılarak yalnız bu biçimle belirlenebilen istencin yapısını bulmak. Yasanın yalın biçimi yalnız usça tasarımlanabilir. Bu yüzden de duyuların nesnesi değildir. Görünüşler arasında yeri yoktur. İstenci belirleme nedeni olarak yasanın biçimi, tasarımı, doğaya nedensellik yasası gereğince olayları belirleme nedenlerinin hepsinden ayrılır. Çünkü bunlarda belirleyici nedenlerin de görünüşler olması gerekir bu genel yasa koyucu biçimden başka hiçbir belirleme nedeni istenç için yasa görevi yapmaya yapamıyorsa, böyle bir istencin görünüşlerin bağlandığı doğa yasasından, şu nedensellik yasasından açıkçası birbirinden bağımsız olarak düşünülmeli. Böyle bir bağımsızlığa en kesin, dahası aşkın anlamda özgürlük denir. Öyleyse bir istenç için Maksim'in salt yasa koyucu biçimi tek başına yasa görevi yapıyorsa o özgür bir istençtir. 6. Ödev 2 Bir istencin özgür olduğunu varsayıp onu tek başına zorunlu olarak belirlemeye elverişli yasayı bulmak. Maksim'in bir nesnesi olan pratik yasanın içeriği ancak deneysel verilerle sağlanabilir. Oysa özgür istenç deneysel koşullardan bağımsızdır buna karşın belirlenebilir olması gerekir. Özgür bir istenç yasanın içeriğinden bağımsızsa da yasada bir belirleme nedeni bulmalıdır. Yasada ise içerikten başka yasa koyucu biçimin dışında bir nesne yoktur. Bundan dolayı yasa koyucu biçim maksiminde bulunduğu ölçüde istencin belirleme nedenini oluşturabilecek bir nesnedir. Ek Özgürlük ve pratik yasa karşılıklı olarak birbirini götürür. Şimdi burada onlar gerçekte birbirinden ayrımlı mıdır yoksa çokluk koşulsuz bir yasa salt pratik usun yalnız öz bilinci değil midir? Salt pratik us ile özgürlüğün olumlu kavramı büsbütün özdeş midir diye sormuyorum. Burada sorduğum koşulsuz pratik olanla ilgili bilgimizin özgürlükten mi yoksa pratik yasadan mı nereden başladığıdır? Bu bilgi özgürlükten başlayamaz. Çünkü ilk kavramı olumsuz olduğundan özgürlüğün bilincine ne dolaysız varabiliriz, ne de onu bize görünüşlerin yasasını veren, dolayısıyla özgürlüğün büsbütün karşıtı olan doğa mekanikçiliğini ortaya koyan deneyden çıkarabiliriz. Öyleyse bu dolaysız olarak bilincine vardığımız, bize kendini ilk gösteren ahlak yasasıdır. Os onu hiçbir duyusal koşulun egemenliği altına girmeyen, dahası bu koşuldan büsbütün bağımsız bir belirleme nedeni diye sergilediğinden ahlak yasası bizi dostor özgürlük kavramına götürür. Ancak bu ahlak yasasının bilincine ne yolla varılabilir? Salt pratik yasaların bilincine, salt kuramsal ilkelerin bilincine vardığımız gibi, Usun bu yasaları bize buyurmasındaki gerekimi göz önünde tutmakla ve önümüze koyduğu bütün deneysel koşulları ayıklamakla varabiliriz. Salt kuramsal ilkelerden bir anlık bilincinin çıkışı gibi, salt pratik yasalardan da salt bir istenç kavramı doğar. Kavramlarımıza özgü, gerçek düzenin bir olduğu özgürlük kavramını bizim için ilkin ahlaklılığın bulduğu, dolayısıyla pratik usun bu kavramla kuramsal usu ilk kez çözülmez sorunla büyük bir çıkmaza sürüklediği aşağıda aydınlığa kavuşacak. Görünüşle içinde özgürlük kavramından açıklığa vardırıcı bir sonuç çıkmaz. Burada tek kılavuzun doğa mekanikçiliği olması gerekir. Üstelik Salt Us'un Nedenler dizisinde koşulsuz olana varmaya çalıştığında iki yanda da kaçınılmazları içeren bir çatışmaya düştüğü görülür doğa mekanikçiliği en azından görünüşlerin aydınlatılmasında işe yarar. Ahlak yasası pratik usla birleşerek özgürlük kavramını bize baskıyla benimsetmeseydi kimse özgürlük kavramını bilimin içine sokmayı göze alamazdı. Bizdeki bu kavramlar düzenini deneyde doğrular. Bir kişinin dilediği nesne ve uygun durumda karşı karşıya geldiği haz eğilimine direnemediğini bunun elinden gelmediği ileri sürdüğü varsayısın. Bu uygun durumu ele geçiren kimsenin evi önünde dar ağacı kurulmuş olsa ve bu kişi umduğunun tadını çıkarır çıkarmaz asılacak olsa eğilimini baskı altına alamaz mıydı? Onun buna vereceği yanıtı uzun boylu düşünmenin gereği yok. Oysa prensi onu geciktirilemeyecek bir ölüm cezasıyla korkutarak uydurma kanıtlarla ortadan kaldırmak istediği özlük değeri olan bir adam için yalancı tanıklık etmeye zorlasa, yaşama duyduğu sevgisi nedenli büyük olursa olsun onu alt etmeyi olanaklı görüp görmeyeceği ondan sorulsa ne karşılık verirdi. Bu sevgiyi alt edip edemeyeceğini açıkça söylemeyi göze almasa da alt etme olanağının bulunduğunu duraksamadan onaylama gereğindedir. Bundan anlaşıldığına göre, o belli bir iş yapması gerektiğinin bilincindedir. Onu yapabileceği yargısına varır. Ahlak yasası olmadan bilemeyeceği bir özgürlüğün kendisinde bulunduğunu kavrar. 7. Salt pratik usun temel yasası. Öyle davran ki senin istancının maksimi her zaman genel bir yasa koymanın ilkesi olarak geçerlilik kazanabilsin. EK. Salt geometrinin pratik önermeler olarak koyutları vardır. Ancak bunlar insan istese bir iş yapabilir, yapmalıdır da varsayımından öte anlam taşımaz. Bunlar da geometrinin gerçek varoluşla ilgili biricik önermeleridir. Bunlar istencin sorunsal koşuluna bağlı pratik kurallarıdır. Oysa burada kuralın söylediği şudur. Kesin kes belirli bir tutuma göre davranmalı pratik kural koşulsuz olduğundan kesin bir önerme niteliğinde önsel olarak tasarlanmıştır. Bundan dolayı istenç kesin ve nesnel diye belirlenir. Çünkü burada kendince pratik olan us doğrudan doğruya yasa koyucudur. İstenç deneysel koşullardan bağımsız dolayısıyla salt istenç olarak yasanın yalın bilincince belirlenmiş nitelikte düşünülür. Bu belirleme nedeni bütün maksimlerin en üstün koşulu diye görülmektedir. Bu oldukça şaşılası bir konudur ve bütün öteki pratik bilgilerimizin içinde yeri yoktur. Çünkü olanaklı bir genel yasa koyuşunun yalın sorunsal nitelikteki önsel düşüncesi, deneyden ya da herhangi bir dışsal istençten bir nesne edinmeksizin koşulsuz yasa olarak buyrulur. Ancak bu, istenen bir etki ortaya konsun diye gerçekleştirilmesi gereken bir davranışın buyurtusu da değildir. Oysa o yalnız maksimlerinin biçimi bakımından üstenci önsel olarak belirleyen bir kuraldır. Böylece ilkelerin öznel biçimiyle ilgili olarak iş gören bir yasayı genelde yasanın nesnel biçimine dayanarak bir belirleme nedeni diye düşünmek pek olanaksız da değildir. Bu temel yasa bilincine usun bir olgusu denilebilir. Çünkü o daha önce gelen us verilerinden, söz gelişi özgürlük bilincinden, ussal işlemle çıkarılmaz. O kendini bize biçimsel, önsel bir önerme olarak herhangi bir salt ya da deneysel görüye dayanmaksızın benimsedir. Oysa istencin özgürlüğü önceden düşünülüp benimsenseydi çözümsel olurdu. Ancak özgürlük burada olumlu bir kavram olduğundan düşünsel bir görüye gereksinme duyulacaktı. Oysa burada bunu böyle bir görünüm varlığı sayma söz konusu değildir. Gene de yanlış anlamaya düşmeden bu yasaya verilmiş diye bakmak için şurası göz önünde tutulmalı. Bu deneysel bir olgu değil. Saltus'un kendi kökensel yasa koyuculuğunu bildiren biricik olgusudur. Sonuç Saltus kendince pratiktir. Ahlak yasası dediğimiz genel bir yasa verir. Ek Yukarıda sözü edilen olgu yatsınamaz. Davranışlarının yasaya uygunluğu konusunda insanların verdikleri yargıyı öğelerini ayırmak gerekir. Us her zaman eğiliminin ne dediğine bakmadan, yolundan saptırılmaksızın ve kendini zorlayarak bir eylemdeki istencin maksimini kendisini önsel pratik görmesiyle gene her zaman salt istence açıkçası kendi kendine bağlar. Şimdi ahlaklılığın bu ilkesini bütün öznel ayrımlarına bakmadan istenci belirleyen en üstün biçimsel neden durumuna getiren us, genelde bir istenci kuralların tasarımıyla kendi nedenselliğini belirleme yetisi bulunan, bu yüzden de önsel pratik ilkelere göre eylemlere geçebilen bütün us taşıyan varlıklar için bir yasa diye ortaya koyar. Bu nedenle bu yasa yalnız insanları kapsamaz us ve istenci olan bütün sonlu varlıklara din uzanır. Dahası en üstün anlığı olan sonsuz varlığı da kuşatır. İlk durumunda yasa bir buyruk biçimindedir. Çünkü bu varlıkta us taşıyan varlık olarak sap bir istenç söz konusudur. Ancak gereksinmeler ve duygusal güdülerce uyarılan varlık olarak ahlaksal yasayla çatışabilecek maksimleri bulunmayan kutsal bir istenç tasarlanamaz. Bu yüzden ahlak yasası bunlar için kesinlikle buyuran bir buyruktur. Çünkü yasa koşulsuzdur. Böyle bir istencin yasayla ilgisi yükümlülük adı altında bağımsızlıktır. Bu yalnız ve onun nesnel yasası etkisiyle de olsa bir eyleme zorlamadır. Bu eyleme görev denir. Çünkü tutkusal olarak uyarılan kişisel bir yeğleme, öznel nedenlerden doğan bir dileği de yanında getirir. Bu yüzden salt nesnel belirleme nedeniyle çatışabilir. Bundan dolayı içsel, anvak, düşünsel bir baskı denen pratikusun karşı koyuşuna bir ahlak zorlaması olarak gereksinme duyar. Ancak en üstün aşamadaki yeterli anlıkta kişisel yeğlemenin nesnel geçerlik taşıyan bir yasa olabileceği maksimlerinin bulunduğunu düşünmek yerinde bir iştir. Bu varlığa uygun gelen, kutsallık kavramı, onu bütün pratik yasaların değilse de bütün pratik sınırlayıcı yasaların dolayısıyla yükümlülük ve ödevin üstüne çıkarır. İstancın bu kutsallığı zorunlu olarak temel örnek işlevi görmesi gereken bir idedir. Bütün ustaşıyan sonlu varlıkların tek işi, sonsuza değin bu örneğe yaklaşmaya çalışmaktır kutsal diye nitelenen salt ahlak yasası bu ideyi her zaman ve doğru olarak us taşıyan sonlu varlıkların gözleri önünde tutar. Sonlu pratik usun en yüksek başarısı ancak maksimlerinin sonsuza değin ilerlemesi ve bu maksimleri sürekli olarak geliştirmekteki direnişine güvenmesi anlamına gelen erdem olabilir. Erdem ise doğal olarak edinilen bir yetenek niteliği taşıdığı sürece hiçbir zaman yetkin olamaz. Çünkü böyle bir durumda güvenlilik zorunlu kesinliğe erişemez. Eriştiğine inanmak da çok sakıncalıdır. 8. Önerme 4. İstenç özelliği bütün ahlak yasalarının ve onlara uygun ödevlerin tek ilkesidir. Buna karşın kişisel yeğlemenin bütün ya derkliği herhangi bir yükümlülüğün temeli olmadığı gibi böyle bir yükümlülük ilkesine ve istenç ahlaklılığına da aykırıdır. Ahlaklılığın tek ilkesi yasanın her türlü içerikten bağımsız olmasına kişisel yeğlemenin bir maksimin içerebileceği genel bir yasa koyucu biçim aracılığıyla belirlenmesine dayanır. Bu bağımsızlık olumsuz anlamda özgürlüktür. Oysa salt pratikosun bu kendi kendine yasa koyuşu olumlu anlamda özgürlüktür. Bu durumda ahlak yasası salt pratik özelliğinden, açıkçası özgürlüğün özelliğinden başka bir anlam taşımaz. Bu özgürlüğün kendisi bütün maksimlerin biçimsel koşuludur. Maksimler ancak bu koşul altında en yüksek pratik yasayla uyum sağlayabilir. Yasaya bağlı dileğin nesnesinden başka bir varlık olmayan istencin içeriği, bu yasa olanağının koşulu diye pratik yasanın içine girerse bundan kişisel yeğlemenin ya dertliği doğar. Bu da herhangi bir itim ya da eğilimi izleyerek doğa yasasına bağımlılıktır. Bu durumda istenç kendince bir yasa koyamaz. Ancak tutkusal yasalara izlenecek usa uygun yol konusunda buyurtu verir. Böylece genel yasa koyucu biçiminden yoksun kalan Maksim de bu yolda bir yükümlülük getirmediği gibi ondan doğan eylem yasaya uygun düşse bile salt pratik bir usun ilkesine dolayısıyla ahlak yasasına aykırı gelir. Ek bir İçeriksel bir koşul taşıyan pratik buyurtu hiçbir zaman pratik yasa sayılmamalı. Çünkü özgür olan salt istencin yasası, istenci deneysel olandan bambaşka bir anlama koyar. Ve yasanın dile getirdiği zorunluluk dua zorunluluğu olamayacağına göre genelde bir yasa olanağının biçimsel koşulları niteliğinde kalabilir. Pratik kuralların bütün içeriği us taşıyan varlıklar için genel geçerliği olmayan hep öznel koşullara dayanır. Bu koşullarda ancak koşullu olanı sağlar. Bütün bu kurallar kişisel mutluluğun ilkesi çerçevesinde toplanır. Şimdi her istenç ediminin bir nesnesi, dolayısıyla bir içeriği olması gerektiği yatsınamaz. Ancak bu içerik belirleme nedeni ve maksimin koşulu da olamaz. Çünkü öyle olsaydı genel yasa koyucu biçimde sergilenemezdi. Bu durumda nesnenin varoluşundan beklenen de kişisel yeğlemeyi belirleyici neden olurdu. O zaman da istek duyma yetisinin herhangi bir nesnenin varlığına bağımlılığı isteme ediminin temeline konulması gerekirdi. Yalnız deneysel koşullarda aranan bu bağımlılık zorunlu ve genel bir kurala temel oluşturamaz. Böylece başkalarının mutluluğu, ustaşıyan taşıyan varlığın istancının konusu olabilir. Bu mutluluk maksimin belirleme nedeni olsaydı, o zaman bizim başkalarının iyi olmasından yalnız doğal bir kıvanç duymakla kalmadığımızın, insandaki duygudaşlığın getirdiği bir gereksinmenin de bulunduğunun düşünülmesi gerekirdi. Ancak bu gereksinmenin her ustaşayan varlıkta bulunduğunu varsayamam. Maksimin içeriği kalabilir ancak bu içerik onun koşulu olamaz. Yoksa maksim yasa geçerliliği kazanamazdı. Böylece içeriği sınırlandırıcı bir yasanın yalnız bir biçimi bu içeriği istence katmak için bir neden olmalıdır. Ancak bu içeriği varsaymamalı. Söz gelişi içerik benim kişisel mutluluğum olsun. Bu mutluluk herkes için mutlu olmayı düşündürmez. Başkalarının mutluluğunu kapsayabilirsem nesnel pratik bir yasa olabilir. Böylece başkalarının mutluluğunu sağlama yasası herkesin kişisel yeğlemesinin konusu olduğu varsayımından çıkmaz. Ancak usun bir yasanın nesnel geçerliliğini ben sevgisinin bir maksimine koşul olarak gereksediği genellelik biçiminin İstancın belirleme nedeni olmasından kaynaklanır. Demek ki salt istencin belirleme nedeni nesne değil, yalnız yasal biçimde. Ben böylece pratik usta uyum sağlasın ve bir yasa genelliği kazansın diye maksimimi eğilim üzerinde temellendirerek sınıflandırdım. Ben sevgisi maksimimi de başkalarının mutluluğuna değin genişletmeyi içeren yükümlülüğün kavramı dışsal bir güdünün işe karışmasından değil yalnız bu sınırlamadan doğabilir. Ek 2. Kişinin kendi mutluluğu, istencin belirleme nedeni yapılırsa bu ahlaklılık ilkesinin karşıtı olur. Yukarıda da gösterdiğim gibi yasa yerine geçecek olan belirleme nedeni Maksim'in yasa koyucu biçiminden başka bir yere koyan her nesne buna katılmalıdır. Bu çatışma bilginin gerekli ilkesi durumuna getirilmek istenen deneysel koşullu kural arasında görülen mantığa özgü değil, pratik bir çatışmadır. Usul sesi istençle bağlantısında böyle açık susturulamaz. En sıradan insan için bile böyle duyulabilir olmasaydı bu çatışmada ahlaklılık büsbütün çöker. Ancak kafa yormayı gerektirmeyen bir kuramı ayakta tutmak için o göksel sese karşı sağır kalacak nitelikte atak okulların kafa karıştıran kurgularında kendini sürdürebilirdi. Değişik yönleriyle sevip sıkı fıkı olduğun bir arkadaşın yaptığı yalancı tanıklıktan dolayı kendini haklı göstereceğini sanarak kendi savına göre bu işe kutsal bir ödev olan mutluluğunu koruma amacıyla giriştiğini söyler ve arkasından sağlayacağı yararları sayarsa yalanının ortaya çıkmamasını bu gizemi sana her zaman yatsıyabilmek için açıkladığından senin de ortaya çıkmamasını sağlamak için yaptığı kurnazlığı överse, daha sonra bütün ağır başlılığıyla gerçek bir insanlık ödevini yerine getirdiğini ileri sürerse, ya onun yüzüne güler ya da ondan tiksinerek uzaklaşırdın. Oysa bir kimse ilkelerini yalnız kendi kişisel çıkarları bakımından düzenlemişse, bu önlemlere karşı senin de bir diyeceğin olamazdı. Öte yandan birisinin size duraksamadan işlerinize güvenebileceğiniz bir kimseyi koruyucu olarak önerdiğini Sizde güven uyandırmak için onu kendi çıkarlarını çok iyi bilen ve bu uğurda eline geçen hiçbir olanı kaçırmamak için boyuna çaba gösteren açık göz bir kişi diye övdüğünü. En sonunda bu kaba çıkarcılığı sizde bir takım kaygılar uyandırmasın diye onun nedenli iyi yaşamayı bildiğini, para biriktirmekten ya da kaba gösterişten değil de bilgilerini çoğaltmaktan, iyi seçilmiş öğretici arkadaşlıktan, yoksullara yardım etmekten kıvanç duyduğunu ancak araçlar konusunda yaptığının ortaya çıkamayacağını ve bu işleri engellemeden yapabileceğini anlar anlamaz başkasının parasını ve malını kendisininmiş gibi kullanacağını söylediğini düşünün. Bu durumda ya bu adamı salık verenin sizi pek saf sandığını ya da delirdiğini sanırsınız. Ahlaklılık ve ben sevgisinin sınırları öylesine açık ve kesin olarak çizilmiştir ki en sığ gören göz bile bir nesnenin hangisinde bulunduğunu ayırt etmekte yanılmaz. Aşağıda sıralanan kimi konular böylesine açık bir doğruluk içermesine karşın gereksiz görünse bile sıradan insanın sorunun yargısına daha çok seçiklik kazandırabilir. Mutluluk ilkesi maksimler sağlayabilir. Ancak kişi genel mutluluğu kendisine konu edinse bile istencin yasası olmaya elverişli maksimler ortaya koyamaz. Çünkü onun bilgisi deney verilerine dayandığından bu konudaki her yargıda her kişinin çok değişen kanısına bağlandığından genellik taşıyan ancak hiçbir zaman evrensel olmayan kurallar verebilir. Bu kurallar çokluk yüzeysel bir uygunluk gösterse bile her zaman için zorunlu geçerlilik taşımaz. Dolayısıyla hiçbir pratik yasa bu kurallar üzerine kurulmaz. Bunun için burada kişisel bir yeğleme nesnesinin bu yeğlemenin kuralı temeline konulması ve bu nedenle kuraldan önce gelmesi gerektiğinden bu kural ancak önerilerde. Böylece de deneyle ilgili olur ve onun üzerine kurulur. Burada da Yargı ayrımlarının sonsuz olması gerekir. Bu iyi ki bütün us taşıyan varlıklara genel açıkçası mutluluk başlığı altında toplansa bile özdeş pratik kuralları buyurmaz. Ahlak yasasının ise us ve istenç taşıyan herkes için geçerli olması gerektiğinden nesnel zorunlu olduğu düşünülür. Ben sevgisinin maksimi ancak önerir. Ahlak yasası buyurur. Ancak bize önerilen yükümlü olduğumuz nesne arasında büyük bir ayrım vardır. Kişisel yeylemenin özellik ilkesine göre yapılacak olanı görmek sıradan bir anlık için kolaydır ve duraksamasızdır. Oysa kişisel yeylemenin yağdertliği koşuluna göre yapılacak olan güçtür ve dünya bilgisini gerektirir. Ödevin ne olduğu herkes için kendiliğinden açıktır. Gerçekten sürekli olarak yarar getiren bu yarar bütün varoluşlara değin yayılma gereğindense yoğun bir karanlığa bürünmüştür. Buna dayalı pratik kuralı elverişli değiştirmelerle yaşam amaçlarına uygun duruma getirmek çok anlayışlı olmayı gerektirir. Oysa ahlak yasası kendisine eksiksiz uymayı herkese buyurur. Ahlak yasasının yargısına uyarak yapılması gerekeni yapmak çok güç olmuyor sıradan ve yeterince işlenmemiş bir anlayış gücü dünya işlerini kavramada pek becerikli olmasa bile bunun üstesinden gelebilir. Ahlaklılığın kesin buyruğunu yeterince yerine getirmek her zaman herkesin elindedir. Mutluluğun deneysel, koşullu buyrutusunu yerine getirmek ise öyle kolay, öyle yaygın değildir. Daha azı tek bir amaçla ilgili olsa bile bunu herkes başaramaz. Bunun nedeni birincisinde Yalnız gerçek ve salt olması gereken Maksim'in, ikincisinde ise istenen bir nesneyi gerçekleştirme gücünün ve fiziksel yetinin söz konusu olmasıdır. Herkes kendini mutlu kılmanın yolunu bulmalı gibi bir buyruk biraz delice olurdu. Çünkü kimseye gerçekleşmesini direnerek istediği bir nesne buyurulamaz. Ona ancak önlemler buyurulur ya da çokluk sağlanır. Çünkü insan her istediğini yapamaz. Oysa ödev adı altında ahlaklılığı buyurmak usa uygundur. Çünkü eğilimle çatışırsa ahlaklılığın buyurtusunu kimse seve seve dinlemez. Bu yasanın nasıl uygulanabileceğine ilişkin önlemlere gelince bunlar burada öğretilemez. Çünkü insan bu bağlamda ne istiyorsa onu yapabilir de. Oyunda yutulan kendine ve anlayışsızlığına kızabilir. Ancak oyunda eğri yola saptığını biliyorsa bu davranışını ahlak yasalarıyla karşılaştırır karşılaştırmaz kendi kendini yerme gereğinde kalır. Öyleyse ahlak yasasının kişinin kendi mutluluk ilkesinden başka bir nesne olması gerekir. Çünkü bir insanın kendi kendine ben kasamı doldursam bile değersiz bir kimseyim derken kullandığı yargı ölçüsüyle ben anlayışlı bir insanım çünkü kasamı doldurdum derken benimsediği kendi kendini onaylama ölçüsü bambaşka olmalı. Son olarak pratik usumuzun idesinde bir ahlak yasasının çiğnenmesiyle birlikte gelen bir nesne daha vardır. O da bu çiğnemenin cezayı gerektirdiğidir. Şimdi bir ceza kavramıyla mutluluktan kendine düşeni almak bağdaşmaz. Çünkü cezalandıran kimse bu cezayı iyi bir amaca yöneltme gibi iyi bir düşünce taşısa bile Yine de ceza önce salt kötü bir nesne olarak kendi adına gerekli görülmeli. Ceza olduğu gibi kalsa ceza gören bu katılığın arkasında kendi yararına saklı bir nesne görse bile başına gelenin doğruluğunu ve bu karşılığın davranışına büsbütün uygun olduğunu açıklamalıdır. Her cezada ceza olarak önce bu kavramın özünü oluşturan doğruluk bulunmalıdır. Doğrulukla iyilik birbiriyle bağlantılı olabilir ancak eylem gerçekleştikten sonra cezalandırılması gerekenin buna güvenmesi için en ufak bir nedeni yoktur. Bu durumda ceza fiziksel bir tedirginliktir. Doğal bir sonuç niteliğinde, ahlaka özgü kötülüğe bağlı değilse de sonuç olarak ahlaka dayalı bir yasa koyuşun ilkelerine bağlanması gerekir. Şimdi her suç suçlu açısından fiziksel sonuca bakılmaksızın kendi başına cezalandırılan bir eylemse Mutluluğu ortadan kaldırıyorsa bu durumda suçun mutluluğunu yıktığından suçlunun kendi kendini cezalandırmak anlamına geldiğini söylemek düpedüz saçma olurdu. Böylece ceza eyleme suç demenin nedeni olur. Tüzey ise bütün cezalandırma işlemini bırakarak doğal cezayı önlemek anlamına gelirdi. Çünkü eylemde hiçbir kötülük olmaz. Başka durumlarda eylemi izleyecek ve ona kötü denmesine yol açan tedirginlikler böylece önlenmiş olurdu. Ancak hepten cezalandırma ve ödüllendirmeyi yalnız yüksek bir gücün elinde. Ustaşıyan varlıkların son ereklerine doğru yürütmeye yarayan bir mekanikçilik diye anlarsak bu varlığın istenci kendi özgürlüğünü açıkça ortadan kaldıran bir mekanikçilik olur. Bizim de böyle bir Düşünceye karşı çıkmamız gerekirdi. Kesin özel bir ahlak duygusunu benimseyerek ahlak yasasına usun değil de bu duygunun belirlediğini ileri sürenlerin savı daha ince olmasına karşın yanlıştır. Çünkü bu durumda erdem bilinci, doğrudan sevince ve kıvanca, kötülük bilinci de tinsel tedirginlik ve acıya bağlanır. Böylece her nesne kişisel mutluluk isteğini indirgenmiş olur yukarıda söyleneni burada yinelemeden bundan ortaya çıkan bir yanılgıya değinmek isterim. Yanlış iş yapmış kimsenin işlediği suçların bilincine vardığında üzüntüye kapılacağını düşünmek için ilkin onu yaratılışın en soylu temelleri bakımından belli bir aşamaya değin iyi olduğunu gözüne getirmeli. Nitekim ödeve uygun eylemlerini Nitekim ödeve uygun eylemlerini bilerek sevinen kişinin de daha önce erdemli olduğunu düşünmek gerekir. Demek ki ahlaklılık ve ödev kavramı bu sevinçten önce düşünülmelidir. Çünkü bu kavram ondan çıkarılmaz. Ödev adını verdiğimiz nesnenin önemini, ahlak yasasının saygınlığını ve bu yasaya göre davranmanın kişiye doğrudan doğruya kazandırdığı değeri kişi önceden göz önünde bulundurmalı ki yasaya uyma bilincinin sağladığı sevinci duysun. Öte yandan yasaya aykırı davranmakla da kendini acı acı suçlayarak kınasın. Öyleyse bu sevinç ya da tinsel tedirginlik yükümlülük bilgisinden önce duyulamaz ve bu yükümlülük temeline konulamaz. Kişinin bu duygulardan bir tasarım çıkarabilmesi için en azından özü sözü doğru olması gerekir. İnsan istenci özgürlük dolayısıyla ahlak yasasınca doğrudan doğruya belirlendiğinde çoğu kez bu belirleme nedenine uygun iş görülürse ondan öznel bir sevinç duygusunun doğabileceğini hiç yatsımıyorum. Dahası gerçekten ahlak duygusu denmesi uygun düşen bu duyguyu temellendirmek ve geliştirmek bir ödevdir. Ancak ödev kavramı ondan türetilmez. Türetilirse kendine özgü bir yasa duygusu düşünmemiz ve yalnız us aracılığıyla düşünülebilen bir nesneyi duyum konusu yapmamız gerekirdi. Bu yüzeysel bir çelişme olmasa bile bir ödev kavramını büsbütün ortadan kaldırır, yerine ara sıra daha kabalarıyla çatışmaya sürüklenen daha incelmiş eğilimlerin mekanik bir oyununu koyardı. Şimdi biz salt pratik us'un en yüksek biçimsel ilkesini, ahlaklılığın buraya değin ortaya konan içeriksel ilkeleriyle karıştırırsak, böylece bütün ötekileri de bir tek biçimsel ilke dışında bütün olanaklı durumları sonuna değin içeren bir çizgide göz önüne getirebiliriz. Böylece burada sergilenen dışında bir ilke aramanın boş bir iş olduğunu gözle görülür nitelikte kanıtlayabiliriz. İstencin bütün olanaklı belirleme nedenleri yasalt öznel dolayısıyla da deneysel ya da nesnel ve ussaldır. Buna karşın her ikisi de ya dışsal ya da içseldir. Sol yanda duranların hepsi deneyseldir ve besbelli ki ahlaklılığın genel ilkesi olmaya elverişli değildir. Oysa sağ yandakilerin temeli ustadır. Yalnız ilk kavram yetkinlik kavramı ya kuralmsal anlamda anlanılabilir ve nesnenin kendi türündeki bütünlükten ya da genellikle bir nesnenin yalın nesne olarak bütünlüğünden başka bir anlam taşımaz. Ondan söz etmenin yeri burası değildir. Pratik anlamda yetkinlik kavramı bir nesnenin her türlü ereye elverişli ya da yeterli olmasıdır. Bir insanın niteliği olarak yetkinlik, dolayısıyla içsel yetkinlik yetenekten başka bir nesne değildir. Bu yeteneği güçlendiren ya da bütünleyen beceridir. Tözdeki en yüksek yetkinlik olan Tanrı, dolayısıyla dışsal yetkinlik, bu varlığın genelde bütün erekler için yeterliliktir. Ereğin bize önceden verilmesi gerekli ise yalnız yetkinlik kavramı, ereklerle bağlantısı bakımından istencin belirlenim nedeni olabilir. Bir erek ise pratik kurallarla istencin belirlenmesinden önce gelen ve böyle bir belirleme olanağının nedenini içermesi gereken bir nesne Dolayısıyla da istencin içeriğini belirleme nedeni olarak düşünüldüğünde her zaman deneyseldir. Bu yüzden de Epikurosçu mutluluk öğretisinin ilkesi gibi görülebilir. Ancak hiçbir zaman ahlak öğretisinin ve ödevin salt us ilkesi olarak iş görmez. Bundan çıkan sonuca göre ilkin burada sergilenen bütün elkalar içerikseldir. İlkinleyin bunlar bütün olanaklı ilkeleri kapsar. Burada varılan sonuç şudur artık. İçeriksel ilkeler en yüksek ahlak yasası olacak nitelikte değildir. Maksimlerimiz aracılığıyla olanaklı, genel bir yasa koyuşun salt biçimi, istencin dolaysız belirlenim nedenini oluşturması gereken salt usun biçimsel pratik ilkesi, kesin buyruklar, dahası pratik yasalar sağlayabilen, gerek yargılarda gerekse belirlemek için İnsan istencinde uygulamada tek nesnedir.